Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Günün ilk sohbetinde Beşiktaş'taki depremi anlattık. Hüso'nun gelişi, tabii malum Hüseyin Yücel'in başkanlık koltuğuna gelip oturması var. Ama bir de Haso, yani Hasan Arat var. Hasan Arat da arkadaşlar bildiğiniz üzere istifasını bugün tamamını açıkladı. Hasan Arat %50 istifa etmişti. Bir gün önce demişti ki ben futbolun patronluğunu bırakıyorum. Sadece kulübü siyaseten temsil edeceğim. Yani bu %50 istifa anlamına geliyordu. Ama galiba Hüseyin Yücel ve ekibi bu %50 işine de pek akılları yatmadığı için dediler ki olmaz Haso. %100 istifa et dediler. Haso %100 istifa etti. İşte hemen onun da paylaşımını yapmıştık ama bir kere daha görelim. Şurada şöyle görüyoruz arkadaşlar. Hasan Arat Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa etti. Bunu önüyle arkasıyla bundan önceki sohbette anlattık. Dedik ki binersen Koçerli'nin salıncağına erken inersin dedik. İşte aynen öyle oldu. Hem kendini bitirdi hem de Beşiktaş'ı bitirdi. Bir güzel yaktı Haso. Haso ama Haso gitti, Hüso geldi. Peki bu Hüso bunda da parabok gibiymiş. Bakalım Hüso da kayaya, o bindikleri salıncağa orada oturmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu iki muhteremin yönetiminde, yani bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Beşiktaş, değil mi arkadaşlar? Biri suyun karşı tarafı, biri jimnastik kulübü namı diğer diyelim. Şimdi bunların Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçlara bir değinelim. Bir tanesi Slavia Prag deplasmanındaydı. Diğeri de aslında İstanbul'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynayacağı maçı UEFA güvenlik nedeniyle Macaristan'a alınca seyircisiz orada oynamak zorunda kaldılar. Peki sonuç? Sonuç aslına bakılırsa bu Maccabi Osuruk'tan teyare, git selam söyle o yare türünden bir takımdı. Hiçbir şeyi yoktu. Bırakın galibiyeti, mağlubiyeti, golü bile yoktu bildiğim kadarıyla. Ama Beşiktaş karşısında panter kesildiler. 3 tane sapladılar arkadaşlar. 3 tane ki Beşiktaşlı yöneticiler, işte biraz önce yöneticiler derken %50 başkanlıktan istifa eden Haso, %50 başkanlığa gelen Hüso, diğerleri TFF başkanının anlı şanlı, TFF'nin anlı şanlı tarafsız büyük başkanı İbo, hep beraber arkadaşlar takım taklavat gittiler Beşiktaş maçına. Hepsi de uğursuzluk yarattı, getirdi herhalde Beşiktaş'a. Beşiktaş arkadaşlar 3 tane yedi. Immobile penaltı bile atamadı yani. Gerçi Türkiye'de attığı 8 golün 5'ini mi 6'sını penaltıdan attı ama gol krallığına gidiyor diyorlardı. O Immobile bir ara eşiyle, çocuğuyla Icardi taklitçiliği falan da yapmadı değiller yani. Hep yapıyorlar zaten. Taklit ama sonunda çuvallıyorlar. O hani suyun karşı tarafındakiler de yapmıştı. Çekeyi, kekeyi, mekeyi yaptılar. Bir de böyle vardı ya. Şimdi onlar Slavia Prag maçında arkadaşlar. Slavia Prag bunları pek iplemedi, diklemedi. Ulan dedi biz bunları zaten yeneriz dedi. Slavia Prag'da efendim kaç maçtır Avrupa'da yenilgi yüzü görmüyormuş. Fenerbahçe böyle bir takım önünde muhteşem bir galibiyet almış. Ba muhteşem. Sanki Bayern Münih'i yendiler. Sanki Real Madrid'i yendiler. Ulan siz daha çoluk çocukla 8 eksikle sahaya çıkan AZ Alkmaar takımından 3 yediniz be. Neyi anlatıyorsunuz bize? Neyi? He? Ama bunlar hemen öyle bir özellikleri var ki abi. Bunlar hemen dünü unutuyorlar. Hemen dündür diyorlar. Kapatıyorlar üstünü. Ooo biz Slavia Prag'ı yendik. E ne yaptın abi, yendin de ne oldu? Ne oldu abi, neredesin? Şimdi göstereceğim. Avrupa Ligi'nde neredesin? Avrupa Ligi'nde kalan 3 maç var. 3 maçta ne olacak? He? Birini Bilbao takımıyla oynayacaksın. Bilbao ne abi biliyor musunuz? Bilbao İspanya'nın en güçlü takımlarından biri ve 2025 yılının 21 Mayıs'ında UEFA Kupası şampiyonluk maçına, final maçına ev sahipliği yapacak. Yani Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapacak Athletic Bilbao takımı.
Şimdi öyle bir takım var. Bununla oynayacaksın. Peşinden Lyon'la oynayacaksın. Sonra bir Danimarka deplasmanı mı? Ne var galiba? Oralar var. Nasıl buralardan çıkacaksın? Diğerinin hayatı zaten kaymış. Al birini vur diğerine. Ne halde oldukları belli. Peki burada ben neyi anlatacağım? Şimdi diyeceksiniz ki ya biz bunların durumunu zaten biliyoruz. Evet, biliyorsanız o zaman arkadaşlar gelin şimdi şu ofsayt kuralından yola çıkalım. Bakın aktif ofsayt kuralı Türkiye'de ve Avrupa'da diyor. Ondan sonra da yapı muhabbetini arkadaşlar haklı olarak gündeme getiriyorlar. Şimdi arkadaşlar maç 1-1 iken Slavia Prag Fenerbahçe'ye bir gol attı. Şu gördüğünüz pozisyonda Fenerbahçe karşısında Slavia Prag bu golle 2-1 öne geçti. Eğer Türkiye'deki kurallar işleseydi. Ama Türkiye'deki kurallar işlemediği için arkadaşlar ne oldu? Bu gol ofsayt kuralına takıldı. Denildi ki kalecinin görüş sahasını bakın şurada gidiyor kaleci var. Kalecinin görüş sahasını ihlal ediyor. Dolayısıyla bu olmaz denildi. Hem de şuradaki pozisyona denildi arkadaşlar. Peki bu gol verilse Fenerbahçe 2-1 mağlup duruma düşecekti. Peki Fenerbahçe bundan 2 hafta önce Sivas'ta oynadığı maçta Amrabat'ın buradan hani attığı bir şut vardı. Şuradan şöyle geçip gidiyor ya, gol oluyor ya. Bu adam, şu adam kabak gibi ofsayt değil mi? Bu şimdi Türk hakemlerine göre, Türk varına göre kalecinin görüş sahasını kapatmıyormuş. Kalecinin dikkatini dağıtmıyormuş. Dolayısıyla buradaki dağıtıyor, gol iptal ediliyor. Fenerbahçe mağlup duruma düşmekten kurtuluyor. Ama buradaki geçerli sayılıyor ve Fenerbahçe 3. golünü mü 4. golünü buluyor. İşte böyle bir tablo var. Böyle bir tablo var. Bunu Türk hakemleri, tarafsız Türk hakemleri görsünler. Şimdi arkadaşlar yürüyelim. Ve bu arada arkadaşlar süper şeyde ligde Avrupa Ligi'nde kart görme rekoru Fenerbahçe'de vereceğim onları ve onun ötesinde diğer başka rezaletler var, skandallar var. Hepsini bir bir anlatacağız. Ama şöyle bir tablo var arkadaşlar. Şimdi burada hani Fenerbahçe atınca gol olarak veriliyor ofsayttan ama Fenerbahçe'ye attıkları zaman işte Avrupalı hakemler farkı burada ortaya çıkıyor. O golü vermiyorlar, iptal ediyorlar. Burada da bunlar düğün, dernek, bayram yapıyorlar. Ama şimdi Beşiktaş'ın durumu malum. Şimdi biri Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı ayrıca anlatacağız. Galatasaray'ın gözünün ve hedefinin nerede olduğunu ayrıca bir sohbette anlatacağım için oraya girmeyeceğim. Ben şimdi buradan sadece bu iki kuşkiller ya da sponsor dostları, kardeşleri burada anlatıyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın durumu ligde belli. Süper Lig'de liderin tam 13 puan gerisinde. Sponsor abilerinin de 8 puan gerisinde. Şimdi böyle olunca ne yapıyorlar? Diyorlar ki aman ne iyi bunların artık ikincilik şansı da yok. Bize bir kıyak yaparlar 15. hafta oynayacaklar ya. Fenerbahçe bunların sahasına gidecek ya. İşte bunlar hem Avrupa'da hem ligde böylesine yerlerde sürünüyorlar ya. Ağlama sızlama moduna girmişler ya. Bitmişler perişan olmuşlar ya. Tamam oldular. Ya işte oldular anlayın ötesini. Bize karşı direnmesinler. Bize karşı kafa tutacak duruma gelmesinler. Ligde umutlanmasınlar. Şimdi biliyorsunuz Haso gitti. Yerine geldi Hüso. Ama herkes şunu bekliyor. Hüso'nun ilk icraatı da gönderecek gibi yaladıklar. Ya Broncos vardı ya. Bronso mu? Neyse işte. Bronso'yu göndermek. Şimdi Beşiktaş Fener'de diyor ki lan siz zaten ölmüşsünüz. Zaten ağlayanız yok. Bitmiş haldesiniz. Göndermeyin şu Bronso'yu. Bronso bizim maçı da oynasın. Nasıl olsa biz bu maçı da alacağız. Bu maçı da Bronso'ya yüklersiniz. Hüso'ya bunu söylüyorlar ama Hüso tabii bunu kabul eder mi, etmez mi? Orasını bilmiyoruz. Herhalde böyle diyorlardır diye düşünüyoruz. Yoksa tabii böyle bir gidip de böyle bir konuşmaları, şunları, bunları yok. Bizimkisi biraz hayal. Hayal de belki de gerçek payı vardır, yoktur. Orasını ben bilemem arkadaşlar. Ama böyle olduğu iddia ediliyor.
böyle olduğu söyleniyor. Hayal bu ya derler. Bakın şimdi ne olacak? Zaten Broncos tokadı yemiş. Liderin 13 puan gerisinde kalmış. Gelen giden tepelemiş. İsrail'in Maccabi takımını milli maç havasında gördükleri Maccabi takımından bile 3 yemiş. İmmobil penaltıyı atamamış. O olmuş, bu olmuş. E kardeşim şurada bir hafta daha kalsın. Bu hafta Hatay. İşte Hatay Matay. Ondan sonra da abi Fener derbi. Orada da Fenerbahçe bunu bir güzel memnun etsin. Sonra vurun kıçına tekmeyi gitsin diye düşünüyor olabilirler. Hatta şunu diyorlar. Şampiyon mu olacaksınız? Abi yani yürüyün. İkinci mi olacaksınız? Hadi yürüyün anca gidersiniz diye böyle bir muhabbet. Bir de ikincilik şöyle bir şey şimdi. Ne diyor bunların abileri, sponsor kardeşlerin büyük abisi? Ha? Acunlu, lahmacunlu, işte macunlu tip. Biz şampiyon olacağız diyor. Oo, büyük iddia. Demek ki şampiyon olacaklarına göre Galatasaray ikinci olacak. Hal böyle olunca bu Beşiktaş 13 puanlık ikinciyle nasıl aradaki farkı kapatacak da Galatasaray'ı geçecek? Ama olabilir, yapabilirler onu bilemem. Şimdi işin bu kısımlarını, legal luga kısımlarını böyle hayal, iddia kesimlerini bir tarafa atalım. Şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu bitik durumdan, Hasso'nun gitmiş olmasından, diğer gelişmelerden, Maccabi'nin 3 saplamasından, ligde işte kendilerine Fenerbahçe'ye 8 puan geride kalmış olmalarından, Galatasaray'ın 13 puan gerilerinde, o gerisinde olmasından, hatta bitik olmasından, futbolcularının artık birbirlerini böyle taşıyamayacak duruma gelmiş olmalarından en çok kim seviniyor? Elbette ki bu duruma en çok Fenerbahçe memnun oluyor. Diyor ki iyice karıştılar, beter olsunlar diyorlardır herhalde. Gelsinler bizim karşımıza, bir güzel saplayalım. Ondan sonra da gönderelim salıncaktan. Ha, bu arada tabii Beşiktaş taraftarının yalnız inanılmaz derecede bir tepkisi var. Beşiktaş taraftarı diyor ki biz ne Hasso takarız ne Hüsso takarız. Ne onu anlarız ne bunu anlarız. Yeneceksiniz kardeşim diyor. Yeneceksiniz. Fenerbahçe'yi yeneceksiniz. Onlar da herhalde şöyle diyorlardır. Ama biliyorsunuz biz sponsor kardeşiz. He? Bak salıncakta sallanıyoruz ne zamandan beri. Yenersek bu Galatasaray'ın işine yarar. Taraftar anlamayız biz kardeşim diyor. Kimin işine yararsa yarar. Bu Fenerbahçe maçı kazanılacak. Zaten Beşiktaş Fenerbahçe maçında eğer Beşiktaş galip gelecekse bu ancak Beşiktaş taraftarının bastırmasıyla olur. Başka türlü işleri çok zor. Ben şöyle söyleyeyim size. Eğer Fenerbahçe bunların üstünden ligde geçerse valla taraftar da ne Hüsso tanır ne Müsso tanır bunların üstünden geçer. Beşiktaş taraftarı bunların peşini bırakmaz. Şimdi Avrupa Ligi diyoruz. Hadi bakalım ligdeki durum bu. 15. hafta böyle işleri son derece sıkıntılı ama biz şeye gelelim. Avrupa Ligi'ne gelelim. Şimdi Avrupa Ligi'nde bunların biri arkadaşlar 15. sırada malum işte en son Slavia Prag galibiyetiyle puanını 8'e çıkartan Fenerbahçe bir anda hemen işte macun lahmacun falan çıktılar piyasaya. İşte demeçler patlatılıyor. Oo düzeldik, şöyle oldu, böyle oldu. Eksiğimize rağmen Avrupa'nın yenilmez takımını yendik. Perişan ettik, rezil rüsva ettik. Bundan sonra önümüzde hiç kimse duramaz. Bu arada istifa etti diye görüyorum. Acaba Broncos mu istifa etti diye ona da baktım ama yok, Hasso'nun istifasını veriyorlarmış. Her neyse arkadaşlar, şimdi böyle bir övgüler işte görüyorsunuz şu ekranda da nasıl gol atılıyor, nasıl sayılıyor, ofsayt nedir, ne değildir. Burada en güzel şekilde hem de onların maçından bunu örnekleri görüyoruz. Şimdi uzatmayalım. Bunlar Avrupa'da biri 15, biri 22. sırada. Hani yine de her şeye rağmen tabii ilk 8'e girmeleri mucize. Zaten 22. sırada olan jimnastik kulübünün oralara gelmesi mümkün değil. Bunların 8 puanı var. Atletik Bilbao ile oynayacaklar. Lyon'la oynayacaklar. Ondan sonra da deplasman maçları var. Yani 3 maçın ikisini içeride. Atletik Bilbao. Ha Atletik Bilbao'yu diyelim ki yendiler. O ne güzel ya. Ne güzel. Çünkü Galatasaray'ın Atletik Bilbao, şimdi Galatasaray ligde biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde liderliği oynuyor ya.
Şu anda Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunuyor Atletik Bilbao. Atletik Bilbao burada yenilirse Galatasaray Malmö ile oynayacak. Maçını kazandığı zaman üstüne çıkacak. Lazio Ajax maçı var. Muhtemelen orada da Ajax kendi sahasında oynadığı için galip gelirse. Peki arkadaşlar, Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna kim oturuyor? He? Galatasaray. Onu Galatasaray kısmında tadını çıkara çıkara, ballandıra ballandıra ne yapacağız? Anlatacağız. Bizim hikayemiz şimdi burasıydı. Burayı bir anlattık mı arkadaşlar? Burada ne oldu? Şimdi bu hasolar, hüsolar, bilmem neler. Buralardan da geçelim. Şu başlıklara bir gelelim. Ha, buradaki isterseniz bir de puan tablosuna bir bakalım. Bakın arkadaşlar, şimdi gördüğünüz üzere ilk 8 sıraya bakın. İlk 8 sıra önemli. İlk 8'de Lazio, Atletik Bilbao, Frankfurt, Galatasaray, Anderlecht, Ajax, Lyon, Rangers takımları var. Arkadaşlar, Galatasaray sırasıyla Anderlecht'i, Ajax'ı, Lyon'u, Rangers'ı ne yapmış? Altına almış. Şimdi üstte ne var? Frankfurt var. Frankfurt bundan sonraki maçını deplasmanda oynayacak. Bir üstte kim var? Atletik Bilbao var. O da Fenerbahçe deplasmanda gelecek. Lazio da Ajax deplasmanına gidecek. Diyeceksiniz ki öyle öyle de Galatasaray da Malmö deplasmanına gidecek. Arkadaşlar, ayın 12'sinde, 12 Aralık'ta ne olacağını, ne olmayacağını görürüz. Galatasaray 12 Aralık'ta muhtemelen şurada gördüğünüz 4. sıradan 1. sıraya yükselir. Lazio'nun yerine oturur. Onu öbür tarafta anlatacağız. Galatasaray'ın gözünün ve hedefinin nerede olduğu bölümünde anlatacağız. Şimdi biz aşağılara doğru gelelim, gelelim, gelelim arkadaşlar. Bakın 15. sıra. 15. sırada kim var? 8 puanla evrenin en büyük teknik direktörü Moon'un takımı var. Gelelim biraz daha aşağıya. 22. sırada da arkadaşlar Hasso'nun başını yiyen, Hüso'nun gelmesine neden olan, eli kulağındadır, Broncos'un da gitmesine yardımcı olacak olan Beşiktaş'ın 6 puanla 22. sırada oluşu var. Ama şu an itibariyle burası bitse 9 ila 24 arasındaki takımların içerisinde yer aldıkları için aslında 16 için mücadele etme hakları var. Galatasaray tabii ilk 8'de olacağı için direkt 16'dan devam edecek. Bunlar 16'ya kalma mücadelesi yapacaklar. Şimdi burada anlatmak istediğimiz şuydu. Uzatmayalım, noktayı koyalım. Beşiktaş'ın bugün içinde bulunduğu bu kritik durumdan, bitik durumdan, Hasso'nun gitmiş, Hüso'nun gelmiş olmasından, Broncos'un eli kulağında Abbas olacak olmasından vesaire vesaire, iyice Beşiktaş'ın karışmış olmasından, bitik olmasından, havasını yitirmiş olmasından, he? En çok memnun olan kim? Kendine pay çıkaran kim? Sponsor abileri. Kuş kardeşliği var diye. Kardeş mardeş tanımıyorlar bunlar. Biz adamı yakaladık mı infaz ederiz diyorlar. Yani sponsor, bak bu kadar kıyak yaptık, o yaptık, bu yaptık, mangır verdik, onu verdik, bunu verdik ama buraya kadar beter olun diyorlar. Ve ayı şeyin 15. haftada da biz adamın gözünün yaşına bakmayız, haşırt yaparız demeye getiriyorlar. Ama Beştaşlı taraftarlar hiç mi ama hiç öyle düşünmüyorlar. Bakalım neler olacak, onu göreceğiz. Bu sohbete de ne yapıyoruz arkadaşlar? Noktayı koyuyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumdan Fenerbahçe hani zil takıp şıkıtım şıkıtım oynuyor. Zilleri takalım, çıkı çıkı yapalım diye böyle bir şarkı mı vardı, bir şey vardı. Şu anda Fenerliler o moddalar arkadaşlar. Keyifleri yerinde, moralleri yerinde. Beşiktaş'ın artık kendilerine rakip olamayacağını düşünüyorlar. Üzerlerinden rahatlıkla geçeceğini söylüyorlar. Böyle düşünüyor olabilirler diyelim, noktayı koyalım. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız ve bugün itibariyle, Cuma itibariyle son sohbetimizi Galatasaray'ın Avrupa'daki hedefini, gözünü diktiği noktayı sizlerle bir güzel konuşacağız. Örneklerle konuşacağız. Güzelliklerle konuşacağız. Gazete başlıkları, diğer sonuçlar vesaireler o bölümde anlatıyor olacağız.
Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, abone olmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.